değerli izleyiciler. Bir Gökyüzünde Gezinti programında daha beraberiz. Bugün gözleme müdür yardımcısı Doktor Mehmet Tüysüz hocamızla beraberiz. Gözleme evlerini konuşacağız. Hem üniversitemizin gözleme evi hem de ülkemizdeki gözleme evleri. Burada yapılan araştırmalar ve gözleme evlerinin neden önemli olduğunu hem bilim toplum çalışmalarında hem de bilimsel araştırmalarda bu konu üzerinde konuşacağız. Öncelikle gözlemsel astronomide ışık kavramı bizim için kritik. Çünkü biz Gözlem evlerinde ışık toplamak gibi bir aslında temel çaba içindeyiz. Işık bilgi kaynağı evrende ve biz bu bilgiyi toplayarak bilimsel problemlere çözüm üretmeye çalışıyoruz. Devasa genişlemiş evrende yayılmış kaynakların ürettiği ışık teleskopların üzerine düşerek arkasındaki kameralarla kaydediliyor ve bu kaydedilen ışık görüntü bizim bilgisayarlarımızda veriye dönüşerek problemlerimize çözüm getirmeye çalışıyoruz bunu kullanarak. Şimdi e, Mehmet Hocaya biz teleskoplarla ışığı nasıl topluyoruz? Teleskoplar nasıl bir e, işle e, görüyor bu noktada? Bu konuda sözü vermek istiyorum. Buyurun Mehmet Hocam. Merhabalar Hocam. Öncelikle Çomu TV'ye ve sizlere tekrar bir teşekkür edeyim. Böyle bir güzel bir programa davet edildiğim için. Ee, bizim yukarıdaki gözlem evimizde dört tane teleskopumuz var. Biz teleskopları genel olaraktan ee, uzaya açılan penceremiz veya uzayı gözleyen gözlerimiz olarak isimlendiriyoruz. Ee, teleskoplar, evet gözümüz de bir teleskop aslında bizim küçük çaplı ee, te mevcutta kullandığımız teleskopların ise mercekleri çok çok daha büyük. Ama e, asıl önemli nokta tabii ki bir cismi uzaktaki bir cismi uzaydaki bir cismi evrendeki çok uzaklardaki bir cismi görmek tabii ki de önemli ama bunun haricinde bir de o gördüğün cismi kaydetme özelliğinin olması lazım teleskopların. Yani arkasında bir dedektörün, bir alıcının olması gerekiyor ki mevcutta oradan gelen ışığı bize getirsin get, bize geldikten sonra kaydedebilsin biz evrenle ilgili uzayla ilgili bütün bildiklerimiz yani güneşin yapısından evriminden büyüklüğünden içindeki moleküllerden tutun da en uzaktaki cisimlere kadar e, ne bileyim James Webb'in çektiği fotoğraflara kadar bütün bilgiyi tek bir ışık e, taneciğinden ki biz onu aslında foton diyoruz tek bir foton paketinden alıyoruz bize bilgiyi o getiriyor söylediğiniz gibi hocam e, bizim için önemli yani e, ışık e, astronomi için gözlemsel astronomi için çok önemli e, işte teleskoplar e, önlerindeki büyük aynalar sayesinde bu ışığı e, topluyor ve arka tarafındaki alıcılar sayesinde de kaydedebiliyor böyle bir e, gözlemsel e, Göz, bilimsel anlamda gözlemsel çalışacak olan kişilerin işte teleskop gerçekten en büyük e, kullandığı aletlerden bir tanesi arkasındaki dedektörlerle birlikte. Evet, evren devasa bir laboratuvar. Aslında biz de o laboratuvara ulaşmak için bir deney aleti olarak kullanıyoruz teleskopları başka bir deyişle. Eee o deney aleti de ışığı duyarlı kaydedip ondan sonra da bilgiyi çıkarmak adına aslında daha çok Şimdi biz e, gözlemsel astronom dediğince yani teleskopları kullanırken tabii ki önce bir bilimsel problemimiz var. Örneğin bir yıldızın yapısını, sıcaklığını, uzaklığını, ne kadar enerji yaydığını, bir gök adanın içinde ne kadar yıldız var, bunlar nasıl dağılmış, nasıl oluşuyorlar, e, evren nasıl genişliyor? Bu tür sorulara cevap vermek için o ışığı kaydetmemiz gerekiyor. Alet olmazsa olmaz. Tabii ki ışık aslında evren için, evrendeki bilgiyi toplamak için ne kadar önemliyse günlük hayatta da o kadar önemli. Yani günlük hayatta da bilgi ışık sayesinde aslında var. Örneğin gece olduğu zaman bilginin ne kadar azaldığını, ışıklar yandığı zaman o bilginin nasıl dolaştığını ve gözümüze, beynimize ulaştığını hepimiz biraz düşününce farkına varıyoruz. Şimdi biz buradan hangi bilimsel araştırmalar yapılıyor ülkemizde gözlem evleri kullanarak hem bizim gözlemimiz hem diğer gözlem evlerinde biraz o konudan da bahsedelim. Örneğin bizim gözlememizde yıldız astrofizi yani yıldızların yapıları ve doğaları üzerine araştırmalar daha yoğunluklu. Ama bunun yanında yeni gezegen keşifleri, onların özellikleri, yapıları, fiziksel kimyasal özellikleri, asteroidler dediğimiz büyük uzay kayalarının yapıları bu konularda bizim gözlememizin araştırma alanlarına giriyor. Türkiye'de de ağırlıklı olarak yıldızların yapıları, gök adalar ve öte gezegen dediğimiz yeni gezegen keşifleri ağırlıklı araştırma alanlarından biri. Şimdi bizim gözlemimizdeki teleskopların biraz özelliklerinden Mehmet hocamız bahsedebilir. Daha iyi tanımamız için özellikle bizim kendi üniversitemizin gözlem evini. Bilmiyorum çomuyla olup da gelmeyen var mıdır ama sanmıyorum. Umarım gelmeyenler de en yakın zamanda gözlem evini bekliyoruz. İlk önce onu bir vurgusunu yapayım. Çünkü mevcuttaki gözlem evi Türkiye'nin en büyük üniversite gözlem evi. Evet sayımız çok değil yani gözlem evleri sayısı çok değil ama şu anda e, hala hazırda Türkiye'deki en büyük e, kendi bütçesiyle kendi öz kaynaklarıyla alınmış en büyük teleskoba sahibiz. E, sanırım 2023 yılı içerisinde belki hocam sizin onunla ilgili de konuşulacaktır. E, 2023 yılı içerisinde e, Doğu Anadolu gözlem evi faaliyete geçtiği zaman orada çok daha büyük bir teleskobumuz olmuş olacak ama şu anda hala hazırda dediğim gibi en büyük üniversite gözlem eviyiz. Ee, kampüsümüze 8 kilometre uzaklıktayız. Rab Radar tepesi denilen mevkinin e, biraz arka tarafında, Ulupınar köyü civarında. Zaten gözleme evimizin ismi de köyden alınmış Ulupınar e, gözleme evi olarak geçiyor. Burada konuşlanmış bir gözlemevi. Yaklaşık 35 dönümlük bir arazimiz var. Bir kısmı orman arazisi, bir kısmı işte kendimizin işte meyve bahçeleri şeklinde biçtiğimiz bir arazi. Koruyoruz, kolluyoruz orayı. Bu arazi içerisinde toplam dört tane gözlemevi gözlem binamız var bizim. Bir de hizmet binamız var. Gelen misafirlerimizin işte veya orada bilimsel çalışma yapan araştırmacılarımızın işte günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir bina. Onun haricinde de işte dört tane de teleskop binamız var. Bu dört teleskop binamızda bir tanesi 30 santimetre çapında. Bir tanesi 40 cm çapında bir diğeri 60 ve en büyük teleskopumuz da 122 cm çapına sahip ayna çaplarına sahip teleskoplarımız mevcut. Burada 122 santimlik teleskop evet biraz önce söyledim Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla almış olduğu en büyük teleskop ama 60 santimetrelik teleskopta en az onun kadar özel bir teleskop. Özelliği şuradan kendisi Türkiye'nin en büyük üçüncü teleskoplarının arasında ee, diğer taraftan da 60 santimetrelik teleskobun hikayesi birazcık daha e, güzel, e, şu anlamda güzel. Türkiye'de çok kolay olmayan e, disiplinler arası bir ortaklığımız var bizim İstanbul Üniversitesi ile birlikte. İstanbul Üniversitesi e, yine oranda e, astronomi, astrofizik e, bölümü var. E, çatısı altında oranın da bir gözlem evi e, araştırma merkezi var. Bu gözlem ile birlikte bizim ortak kurulmuş olduğumuz bir teleskopumuz. Teleskopun bir diğer özelliği de tamamen robotik olması 160 santimetrelik teleskobun yani ne demek bu kastımız ne İşte bir gözlemci bir araştırmacı bir cismi gözlemek yani problemli olduğu bir cismi gözlemek istediği zaman belirli dönemlerde bu birkaç aylık bir periyot da olabilir bir aylık bir periyot da olabilir İşte bir projeyle bizlere bildiriyor bizler onu değerlendiriyoruz sonrasında artık hiçbir şeye karışmıyor günün sonunda gözlemek istediği zaman teleskop eğer gözlem şartları meteorolojik olaraktan, gözlem şartları uygunsa, bundan kastım işte nem, rüzgar, havanın bulutlu, yağmurlu olması gibi, sıcaklık gibi e, pek çok parametre eğer uygunsa gözlem şartlarına, teleskop kendi kendine e, kapağını açıyor, yöneliyor, cismi gözlüyor ve günün sonunda da tekrar bitiriyor. Verilerini de indi, e, bilgisayara kaydetmiş oluyor. Gözlemci sadece... Bu verilerini alıyor. İşte ofisinde odasında ner neredeyse işliyor ve kendi bulmak istediği çözümleri bulmaya çalışıyor. Bu dört teleskobun haricinde bir tane daha aslında bizim e teleskobumuz var. Bu da Burada Terzioğlu kampüsü içerisinde FEN Fakültesi'nin üstünde eski Fen Edebiyat Fakültesi'nin çatısında kurulu olan bir gözlememiz daha var bizim. Teleskop binamız daha var. Bunun içerisinde de yine bir 30 santimlik teleskopumuz var. Ancak burası kısmen şehir ışıkları içerisinde kaldığı için işte kampüsün kendi ışıkları vesaire gibi sebeplerden dolayı bunu daha çok öğrenci eğitimleri, teleskop kullanım eğitimleri işte FEN Fakültesi'nin içerisinde hem uzay bilimleri ve teknolojileri bölümü hem de fizik bölümünde astrofizik ana bilim dalı altında eğitim gören öğrencilerimiz var. Bunları işte lisans üstü eğitimlerine hazırlarken bu teleskopları onlara kullanmayı öğretiyoruz. Elimizden geldiği kadar. Gözlem evinin genel olaraktan altyapısı bu şekilde hocam. Evet şimdi insanlık tabii gözleme evi kavramına kendisiyle başlıyor. <laughs> Her insan bir gözlemevi evi de diyebiliriz bir taraftan. Çünkü iki tane mercekli teleskoba sahip gözleri 410 yıl öncesine kadar sadece bu teleskopları kullanmış insanlık. 410 yıl hı hı. önce Galile'nin bir mercekli Galile teleskobu dediğimiz ilk teleskobu gökyüzüne çevirmesiyle aslında gökyüzüne çevrilen teleskoplara sahip olmaya başladık. Yani teleskop macerası ve gözlemevi kavramı aslında 400-500 yıllık bir kavram ama ondan önce de farklı tekniklerle gözlemler yapılmış işte usturlab benzeri farklı aletler kullanarak gökyüzündeki cisimlerin değişik şekillerde gözlemleri yapılmış. Şimdi biz bu insanlığın 400-500 yıl ağırlıklı olarak son 100-150 yıl daha modern anlamda gözlemevi kavramından ülkemizde yaklaşık işte cumhuriyetten sonra hızlanan ama son 50-60 yılda özellikle karşılık bulan bir gözlemsel astronomi deneyimi var. Bu deneyim içinde farklı gözlem evleri kurulmuş. Ee, bir tanesi işte bizim 20 yıllık geçmiş sahip olan gözlem evimiz üniversitemizdeki ama TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi, Doğu Anadolu Gözlem Evi, e, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Gözlem Evleri, İnönü Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Gözlem Evi gibi yaklaşık 10 tane aktif araştırmalarda kullanılan gözlem evi var ülkemizde. E, bunlardan da biraz bahsetmek lazım çünkü gözlemsel astronomide gözlem evi önemli bir laboratuvar. E farklı boylamlarda gözlem evinin olmasının değişik avantajları var bilimsel araştırmalarda. E, TÜBİTAK Ulusal Gözlem tüm araştırmacılara öncelikle ulusal sonra uluslararası hizmet verdiğinden ayrı bir önemi var bizim için. 25 yıllık bir geçmişi var ve tüm araştırmacılara proje karşılığı hizmet veriyor. Mehmet hocamızdan az da olsa TÜBİTAK Ulusal Gözlem ile ilgili birkaç öne çıkan başlığı alabiliriz. Evet, Ulusal Gözlem Evi'ni... E Yaklaşık bir 15 yıl önce falan ilk defa gitmiştim hocam. İlk gittiğim zaman böyle e, nasıl diyeyim tüylerim diken diken olan bir yerdi. 2500 evet. metre yüksekte olduğunu e, da söyleyelim. Evet Antalya'da, Antalya'da e, Saklıkent denilen kayak merkezinin üzerinde yaklaşık 2500 metre yükseklikte konumlandırılmış. E, bizim aslında göz bebeğimiz olan e, kurulumu kurulum aşamasında çalışan hocalarımızın çok büyük emeklerle kurmuş olduğu bir gözlem evi. Ulusal gözlem evi her ne kadar ismi ulusal olsa da genel yapısı olarak uluslararası hizmet veren bir gözlem yani dünyanın pek çok farklı yerlerinden gözlemciler bilim adamları oraya geliyor ki diğer taraftan da Rusya ile de gözlememizin bir protokolü var. Ortak bir protokolü var. Burada 150 santimetre çapında ayna çapına sahip e, büyük bir teleskop var. Bu teleskop tabi aslında normalde bizim teleskopumuz değil. Rusların teleskobu ama işte oranın gözlem şartlarının uygun olmaması e, böyle bir e, Antalya gibi bir ortama sahip olmadıkları için teleskobu e, buraya getirdiler. Ortak kullanıyoruz. Gözlem zamanı paylaşımı yapıyoruz. Yani özeti onlarla. Bizim İstanbul Üniversitesi ile olan protokole benzer bir protokolümüz var aslında. Ee, yani ulusal gözlem evi Bizim 18 Mart Üniversitesi gözlem evi yani Ulupınar gözlem evi bizim kendi öz kaynaklarımızla yani evet projeler verdik falan yani ne bileyim pek çok ekipmanı e, bu şekilde aldık. Ama sonuçta altyapısı hep üniversitemiz tarafından desteklendi. Yani tek bir kurum tarafından ama ulusal gözlem evi öyle değil. Ulusal gözlem evi ve dolayısıyla da bakanlığa bağlı bir e, kurum. Ülke kaynaklarıyla bir şekilde e, oraya e, konumlandırıldı. Bir gözlemevi e, yapabilmek için biraz önce bahsetmiştiniz hocam. Mümkün olduğu kadar yüksekte olması, işte ne bileyim meteorjik koşullardan mümkün olduğu kadar e, daha az etkilenmesi gibi yerler seçilmeli gözlemevi kurulurken. Ancak böyle yerlerden bahsettiğimiz zaman yani bu 2500 metre 3000 metre gibi işte dak gibi tuk gibi yerlerden yerlere bir gözlemevi kurmaya çalıştığımız zaman içerisindeki ekipmanlardan daha ziyade oraya o altyapıyı getirmek çok daha büyük sorunlar oluyor. İşte ulusal gözlemevi bu zorlukları aşılaraktan yolu, suyu, elektriği aşılaraktan kurulmuş olan bir dağın tepesine kurulmuş olan bir gözlemevi 25 yıldan beri de Türkçe Türkiye'deki ve dünyadaki pek çok bilim insanına çalışmaları sırasında işte destek vermiş bir gözlemevi evi olması açısından bizim için çok önemli göz bebeğimiz, nurumuz diyebiliriz. Bir, bir buçuk metrelik bir teleskop, 1 metrelik 60 santimlik ve 40 ve daha küçük birkaç teleskopla sürekli bizim ülkemiz başta olmak üzere farklı araştırmacıların projelerle gözlemlerini yaptığı bir önemli alandan bahsediyoruz. Ülkemizdeki gözlemsel astronomi için de önemli bir lokomotif aslında. Hala da o görevini devam ettiriyor. Ee, buradan biz Doğu Anadolu gözlem evine geçmemiz lazım. Çünkü Türkiye'nin bu alanda yaptığı en büyük yatırımın sonucunu görmeye başlayacağız yakın dönemde. Ee, şu anda ilk ışığı almak için hazırlanıyor. Büyük olasılıkla yaz aylarında ilk ışık alınması bekleniyor. 4 metre çaplı ve e, kırmızı öte dediğimiz daha düşük enerji bölgesinde de gözlem yapabilecek, ışık toplayabilecek 3000 metrenin üzerine, Palandoken dağlarının üzerine konuşlandırılmış bir gözlem evi ve devasa bir teleskop. Bölgenin sadece ülkemizin değil bölgenin en büyük teleskobu. O yüzden büyük beklentilerimiz var, büyük hedeflerimiz var ülke olarak, bilimsel araştırmalar olarak. Burasını da heyecanla bekliyoruz. Şu anda son hazırlıklar yapılıyor. 4 metre çaplı gerçekten bilimsel araştırmaların da önünü ciddi derecede açacak, ufkumuzu genişletecek bir teleskoptan bahsediyoruz. Bizim evet. için hocam sanki James Webb gibi olacak. Evet yani <laughs> ülkemiz için bu çaptaki bir teleskobu kontrol etmek, çalıştırmak ve bilim üretmek, bilgi üretmek oldukça kıymetli olacak gibi gözüküyor. Tabii önemli diğer üniversite gözlem evleri de Ege, Ankara, İstanbul, RGS, İnönü, Adıyaman hı hı. gibi hı hı. üniversitelerin gözlem evleri de aslında önemli işlevler üstleniyor. Çünkü sayımız az gözlemsel astronomi alanında çalışan. Araştırmacı sayısı çok fazla değil, o yüzden biraz fedakarlıklarla yürüyen e, laboratuvarlar, gözlem evleri. Şimdi konuyu sona doğru gelirken biraz gözlem evlerinin farklı bir işleminden aslında söz ederek belki de üniversitelerin bu anlamdaki en aktif birimleri, yani e, topluma dokunma, bilimi toplumla buluşturma anlamında bilim toplum etkinliklerinin e, yapıldığı noktalar aynı zamanda, yani halktan uzayı, gökyüzünü merak edenlerin gözlem evlerinde farklı etkinlikler altında buluştuğu çalışmalardan da bahsediyoruz ki bizim gözlem de bu rolünü ciddi bir şekilde yerine getiriyor. Ben bir bilgiyle Mehmet Hoca'ya sözü vereyim. Biz 2022 yılında yaklaşık 25 farklı kurum çoğu okullar olmak üzere gözlem evinde hizmet verdik, gözlem yaptık, etkinlik yaptık. Bu da bin civarında kişi demek minimum bin civarında. Dolayısıyla aslında bilimi, gökyüzünü, evreni meraklılara aktarmak için bir başka rolümüz olduğunu da söylememiz lazım. Mehmet Hoca da bu konuda bize neden gözleme önemli, bu rolü neden öne çıkarıyoruz bilimsel araştırmanın yanında biraz o konuda da fikirlerini almak isteriz. Ee, yaklaşık hocam biliyorsunuz 20 seneden beri gözlem evindeyiz. Yani bu gözlem evi 20 yaşında diyelim. Genç bir gözlem evi. 20 yıldan beri bizim için ne bilimsel araştırmalar ne kadar önemli olduysa bu bilim toplum çalışmaları da o kadar önemli oldu. Hep bunların e, önemini çok vurguladık. Astronomi, e, astrofizik alanı en fazla e, amatörü olan bilim dalı. En fazla. Yani ne bileyim amatör... Deniz bilimci belki vardır. Belki amatör kimyacı da vardır ama gökyüzü meraklısı, sevdalısı olan herkes özellikle son zamanlarda Milli Eğitim'in de bu konuda müfredatına e, astronomiyle ilgili geniş yer vermesi, ilk konularının olması, işte bilgiye ulaşmanın böyle e, bir taraftan çok kolay olup bir taraftan da çok kirli bilgilerin de e, dolaşıyor olması. 6 yaşında, 5 yaşındaki çocuklardan tutun da işte ee, ne bileyim 7'sinden 70'ine derler ya herkesin ilgi duyduğu bir alan. Ee, ancak e, bu alanla ilgili bizim gerçek e, bilimsel temellere dayalı olaraktan gerçek bilgileri bu meraklılara e, bir şekilde göstermemiz lazım. Bilgiyi bir şekilde halka topluma ulaştırabilmemiz lazım. Ee, hedeflerimizden bir tanesi de bu. Yani Önemli bir hedef bence bilimsel çalışmalar kadar önemli bir hedef. Çünkü e, hem amatöre en fazla en fazla ilgi duyulan bir taraftan da en fazla ne bileyim birileri tarafından kötü niyetle kullanılabilecek bir bilim dalı astronomi. Konuyu başka tarafa doğru çekmek istemiyorum ama genel anlamıyla öyle. Dolayısıyla bizim e, çocuklarımızdan başlayaraktan işte her yaş grubuna bilimsel temelli gerçek... E, gerçekleri göstermemiz, söyleyebilmemiz lazım. İşte Gözlem Evi bu misyon çerçevesinde de yoluna devam ediyor. 2023 yıl dediniz yani şurada çok yakın bir zamanda yani pandemi bitti uzun bir süre Gözlem Evi zaten kapalıydı ziyaretlere kapalıydı falan. Gözlem Evi'nin fiziksel şartları işte bu süreçte birazcık... Tadilat bakım onarım gereken yerleri olmasına rağmen sürekli ziyaretçi akınına uğrayan bir yer. Yani ee, bütün işi gücü bıraksak ancak e, yetebiliriz oraya biz kesinlikle bundan e, herhangi bir sıkıntı duymuyoruz bununla ilgili bir derdimiz tasamız yok daha çok gelsinler istiyoruz özellikle üniversitedeki öğrencilerimizin halkın Çanakkale'nin herkesin buraya gelip e, en azından akıllarındaki küçücük bir soru işareti belki de orada cevap bulacak. Ee, bir çocuğun e, vizyonu değişecek belki ileride başka bir şey olacak falan yani başka bir duruma gelecek amacımız o bir tane nasıl ki bir, bir tane fotonun peşinden koşturuyorsak bunca yıldan beri tek bir çocuğumuzun peşinden de koşturmak e, gibi bir misyonumuz da var bundan dolayı gözlem evi bizim için bu benim toplum etkinliklerinde göstermiş olduğu faaliyetlerden dolayı ekstra bir önemli. Evet. Şimdi e, biz tabii sizleri de Mehmet Hocamızın dediği gibi gözlem evine Gezegenleri, Satürn'ün halkasına bakmak, ayın kriterlerini teleskopla beraber incelemek, Andromeda Gökadası'nı gözlemek ve farklı bir sürü yıldız kümelerine, farklı yıldızlara bakmak için gözlem bekliyoruz Ulpınar Gözlem Evi'ne ve farklı gözlem evlerine tabii ki ulaşabildiğiniz. Ulaşın, konuşun, sorun, cevap almaya çalışın, beraber tartışın, bilimle buluşun. Gözlem evleri önemli noktalar bu anlamda. Evet, biz evrene çalış, ulaşan, evrene açılan pencereler olan gözlem onların teleskopları neden önemli, neler yapılıyor? Türkiye'de durum nedir? Üniversitemizdeki gözlem evinin rolü, yaptığı işler, işlevi konusunda sizlerle fikir alışverişinde bulunduk. Başka bir Gökyüzünde Gezinti programında buluşmak üzere.